Merhaba arkadaşlar, Oyacı Hocam hoş geldiniz. Modelimize başlamadan önce arkadaşlar, Beraat kandilinizi en içten dileklerimle kutlarım. Ve daha nice kandiller görmek dileğiyle arkadaşlar. Bugünkü modelimiz arkadaşlar, yine boncuk oyamız var. Boncuk oyacısı yapacağız. Renkli, oldukça renkli boncuklarımız var arkadaşlar. Öncelikle biliyorsanız direkmen yazmanıza başlarsınız. Eğer ki yeni öğreniyorsanız ün yazını, bu benim örnek bezim. Örnek bezine yaparak daha sonra yazmaya uygulayabilirsiniz. Şimdi modelimizi bir miktar başlayalım. Evet, bu benim örnek bezim demiştim. Evet, başlayalım şimdi. Modelimiz çok kolay ve çok şık bir model. Evet, öncelikle sürahımızı yapalım. İkinci sürahımıza minik yaprağımızı yaparak devam edelim. Geriye dönüş yapalım. Buraya minik bir yaprak yapalım. Bu yaprağımızdan hafifçe uzun bir yaprak daha yapalım. Bu modelimizin başladığı bölüm olacak. Hafifçe uzun. Bu iki tane yaprağımızı aynı sürahımıza yaparak iki tane araya zürafa yapalım. Boşluk koyalım. Üçüncü sürahımıza da yine dönüş yapalım. Yine dönüşümüzü yaparak diğer tarafta iki tane çimen yapmıştık. Biri kısa, biri uzun. Uzunu alarak, iğnemizi alarak diğer ipimizi sabitleyelim ve oraya bir bağlantı yapalım. Eşit olmasına dikkat edelim. Ve bu tepemize bir tane herhangi bir rengimizi alarak boncuğumuzu koyalım. Siz pul da koyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu şekilde boncuğumuza iğnemizi geçirdik. Bağlantı yaptığımız bölüme boncuğumuzu takarak ipimizi iğnemizin üzerine atalım ve buraya iki kez düğüm atalım arkadaşlar. Boncuğumuzu bu şekilde koyalım. Daha sonra aynı zürafamıza iniş yapalım. Boylarını eşitleyelim. Ve yine çok kolay demiştim. Ortaya bir tane minik yaprak yapalım. Yine yanına bir tane uzun bağlantı yapacağız oradan. Hafifçe ondan uzun bir yaprak daha yapalım. Çimen de diyebiliriz. Ve diğer taraftan yine araya iki tane sürahi yapalım. Mesafe koyalım. Daha sonra da üçüncü sürahimize dönüş yaparak bağlantımızı yapalım.
Bu şekilde hiçbir zor yanı yok, görüyorsunuz arkadaşlar. Çok kolay. Yine dönüşümüzü yaparak diğer tarafta koyduğumuz yaprağımızı alarak oradan bir bağlantı yapalım. Yine farklı bir boncuk alarak aynı şekilde düğüm attığımız bölüme, bağlantı yaptığımız bölüme bir boncuk daha koyalım. Modelimiz bu şekilde gidecek. Aynı yere batarak iğnemizin üstüne dolayalım ve iki kez daha dolayalım. Bu şekilde boncuğumuzu sabitleyelim. Ve diğer taraftan aynı yerimize, aynı zürafamıza iniş yapalım. Bir minik çimen daha yapalım. Ve hafifçe ondan uzun bir çimen daha yapalım bu bağlantı. Yapacağız bundan. Ve iki zürafa yaparak aynı şekilde üçüncü zürafamızı da yine yaparak tekrar dönüşümüzü yapalım. Dönüşümüzü yaptıktan sonra bu kenarda koyduğumuz diğerinden hafifçe uzun olan çimenimizi alarak bağlantımızı yapalım. Bu şekilde yine farklı bir boncuk koyalım. Demiştim boncuklarımız bayağı bir renkli olduğu için rastgele koyabiliriz. Siz sade boncuk da koyabilirsiniz, pul da koyabilirsiniz, hiç fark etmez. Bu şekilde yine boncuğumuzu buraya bağlantımızı yapalım. Bu şekilde bağlantımızı yapalım. Daha sonra aşağıya zürafamıza iniş yapalım. Ve eşit olarak yapalım. Bu şekilde modelimizi yürütelim. Buraya bir minik çimen koyalım. Aynı yere hafifçe bundan uzun bir çimen daha koyarak diğeriyle bağlantı yapalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde yine boncuklarımızı iki tane, üç tane zürafa yapalım. İki tanesini mesafe koyalım arasına ve diğerine dönüş yaparak yaprağımızla bağlantı yapalım. Bağlantı yaptıktan sonra boncuğumuzu koyalım. Boncuklarımız, rastgele göz kararı koyalım boncuklarımızı. Bu şekilde bağlantı yerlerimizi her zaman için iki kez dolayarak bağlantımızı yapalım. Sabit bir şekilde boncuklarımızı koyalım. Ve bitirelim. Evet. Sanırım bu kadar yeterli. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde.
Hoşunuza giderse yaparsınız. Çok da kolay. Boncukları farklı da koyabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.